Halep'in Rusya, İran ve Esed işbirliğiyle işgal edilmesi. Ardından gelen Türkiye ve Suriye'nin öncülüğündeki ateşkes, terör örgütü olarak nitelendirildiği için Suriye'de çözüme dahil edilmeyen muhalif gruplar, Suriye'de 6 yıldır devam eden savaşın en büyük birleşimi için bir araya geldi. Muhaliflerden yeni atak. On binlerce savaşçıya sahip 5 büyük muhalif grupla bazı küçük ketibeler örgütlerini feshederek Heyeti Tahrir Şam adı altında yeni bir yapılanma kurdu. Feshedilen örgütlerden en dikkat çekeni ise ateşkesin kördüğüm noktası olan Şam'ın Fethi Cephesi oldu. Daha önce ismi Nusra Cephesi olan ve El-Kaide ile organik ilişkileri bulunan örgüt, 2015 Temmuz ayında El-Kaide'den koptuğunu açıklayarak ismini Şam'ın Fethi Cephesi olarak değiştirdiğini duyurmuştu. Ancak halen terörist olarak nitelendirilen Şam'ın Fetih Cephesi, 31 Aralık'ta Ankara'da varılan ateşkes mütabakatı dışında tutulmuştu. Kilit isimler destek verdi. Fetih Ordusu Kadısı Abdullah Muhaysi'nin de içinde olduğu 5 etkili din adamı da yeni kurulan gruba geçtiklerini açıkladı. Heyeti Tahrir Şam'ın komutanlığını bir süre ülkenin en büyük muhalif grubu olan Ahrar-ı Şam'ın genel komutanlığını da yapan Ebu Cabir üstlendi. 70 bin savaşçı katıldı. Ahrar-ı Şam'dan ayrılan Cabir'in kararından sonra Ahrar grubunda büyük kopuşların olması bekleniyor. Birleşmeyle birlikte tüm grupların sayısı 70 bini buldu. Heyeti Tahrir Şam'ın muhalefetin Halep'i kaybederek psikolojik ve stratejik bir yenilgi almalarının ardından varabildikleri en iyi nokta olduğu değerlendiriliyor. Dengeler yeniden değişecek. Halep'in kaybedilmesinin ardından birleşme görüşmeleri başlatılmış, ancak Ankara'daki ateşkes mütabakatı ve ardından gerçekleştirilen Astana süreci grupları iç savaşın eşiğine getirmişti. Yeni birleşim olan Heyeti Tahrir Şam, vurucu güç bakımından Suriye'de dengeleri değiştirecek yapıya sahip. Görünen o ki, gelecek günler Suriye'yi yeni bir süreç bekliyor.